Hüdayin ve Recep, Bulgaristan'a gelen demokrasiyi limona benzetiyorlardı. Bir limon gibi ama hiç limon görmemiş o zamana kadar. Ve limon bir demet çıkarılan önüne koyarlar. O zamana kadar hep elmaymış. Bu defa verirler limon onun eline, o da harç tutuyor, ısırıyor onu. Bir bak, iyi işi, demokrasi aynı biçimde, iyi işi ince gibi. Ama onun çalım var, limonu yemesin. Elma gibi inmeye, diktatora da gibi. Ekşi çıkıyor değil ekşi mi? Ekşi çıkıyor ama yani her şimdi şey. Demokrasi her ekşi mi çıktı? İkişi çıktı ama çalım var onun. Çalımı var, çalım gösterişli. Var. Ya limon mesela yemezsin böyle, onun bir çalımı nasıl yiyeceğim? Yemezsin bileceğim. Onun için yani demokrasi kurallarını bilmez. Biz serbestlik olduğu için bilemek nasıl olacağını. Hiç limon görmemiş gibi başka ısırı vardı. Onun ısırı iş çıktı çok. Bulgaristan şimdi iyi yolda mı? Avrupa Birliği Bulgaristan'a çok büyük iyilikler yapacak mı? İyi günler getirecek mi? Bir söz verirler. Söz verirler ama geçen televizyon sesi yap. Söz veririz ama diye bir şey daha söyleyeyim diye. İşsizlik olacak diye, pahalılık da olacak diye girdi diye. Bunu da söyleyeyim insanlara. Bizim köylümüz az bir parçalanmış tarlayla ekmeğini çıkarmaya çalışıyor. Bu açı zor. Peki aynı şey Bulgar köylüsü için de geçerli mi? Tabii. Bunlar büyük çiftçiler, yani devletle çalışan kişiler, yani para, ilacını, işte gübresini, ne bileyim artık, ve onlar direkt devletle bağlantı kurmuşlar ve bakanlıkla. Bizimle zaten kimsenin işi yok ki. Onlar bu büyük çiftçilere veriyorlar parayı, diğerlerine, yani Avrupa'dan para geliyor, yani onu okuyoruz biz. Belirli bir miktarda paralar var. Var ama bu paralar nerede kalıyor yani? Bize Avrupa fonları büyük çiftçiyi destekliyor, küçüğe bir şey olmuyor. Küçüğe bir şey yok. Zengin olanlar var. Az, tek tük. Toprak çalıştıran. Bizim burası tarım bölgesi. İşte ben de burada belediyede tarıma sorumluyum. Ziraat mühendisiyim. Bu adamlar kireyle toprak çalıştırdı. Büyük bölümde. İşte isimlerden birisi. Yani küçük köylüden mi kiraladılar? Küçük köylüden. Türkiye'ye giden örneğin bizlerden. Küçük köylülerden. Ondan sonra küçük toprak sahipleri çalıştıramadığı kere de onlar bu toprağı kirasını da çalıştırıp bir miktarda oldu. 100 bin dönüme kadar. İvan Kırçınov denen adam 100 bin dönüme kadar toprak çalıştırdı işte. Güney Hüsmen eski bizim belediye başkanımız, o da bir 50 bin dönüm kadar toprak çalıştırıyor. İşte bunlar bir parmakta sayılan isimler. Bunlar işte öyle zenginleyebildi. Bizim bölgemizde sanat yok. Sanayimiz yok. Nereye satıyorlar yok. Sonra devlete mi satıyorlar? Devlete satıyorlar çıkaran ürünü. İşte, bir nevi tekel oluşturdular yani. Bak, tekel oluşturdular. Halk mecburen veriyor çünkü toprağını bir eşekle bir atla artık çalışılmıyor. Hak ve Özgürlük Partisi'ne oylarımızı veriyoruz. Halka bir fayda. Özgürlüğümüzü aldık fakat hakkımızı alamıyoruz. Yemeğimizi alamıyoruz. Özgürlükler Hareketi şu anda koalisyon ortağı. 2001'de 50 yıllık bir sürgünden dönen ve bir ay içinde başbakan olan eski Bulgar Kralı Simeon'un partisiyle birlikte iktidardalar. Hükümette 2 bakan ve 20 milletvekiliyle temsil ediliyorlar. Parti binasında bugün merkez komite toplanıyor. Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Ahmet Doğan, yardımcısı Sofya Valisi Vladimirov ve diğerleri. Toplantıdan önce sadece bir dakika görüntü almak için iznimiz vardı. Sebebi sonradan anlaşıldı. Hak ve Özgürlükler Partisi artık bir Türk partisi olarak anılmak istemiyordu. Ziyaretimizden hemen önce basında Amerikan elçisinin Bulgaristan'da azınlık partilerini pek hoş karşılamadığına yönelik bir beyanatı yer almıştı. Oysa Bulgar Meclisi'ndeki 20 Türk milletvekilinden bazıları da sadece Türkiye'deki göçmen oyları sayesinde meclise girebilmişti. Bunlardan biri de Ahmet Hüseyin'di.
bu mecliste böyle bulunmak, yani bir Türk Partisi'nin mecliste bulunması neleri değiştiriyor? Gerçekten istediklerinizi elde edebiliyor musunuz? Şimdi aslında biz Türk Partisi de öyle geçiyor dünyada, fakat bizim üyelerimiz Bulgarlar da var. Yönetim kurulunun başkan vekili Bulgarı da var. Sofya Valisi mesela. Fakat tarih öyle gösterdi ki Türk azınlığı Bulgaristan'da böyle bir parti gerekirmiş. Yani bu Türk azınlığının nerelerden nereye getirmesi, yani Türkçe yasaklık konusundan şu anda bakanı, valisi, milletvekili yani olması dolayısıyla iyi bir olay. Onun için de meclisin kürsüsünden geçen hafta da bu konular için, komünist rejim için falan konuşmalar oldu. Buradan çıkıp milletvekilleri, Türk milletvekillerimiz ayrı ayrı kollarda sağlık, tarım, eğitim, insan hakları, din ve mesela hangi kolda da olmuş olsa her komisyonda Türk milletvekillerimiz var. Onlar Türk azınlığını ve bütün azınlıkları ve bütün Bulgaristan vatandaşlarını bazı konularda kendi teklifleriyle yani müdafaa ediyor. Partinin böyle koalisyon ortağı olması ne gibi iyilikle iyileştirmeler getirdi? Çünkü konuştuğumuz birçok tarım işçisi çok mağdur durumda. Madem ki koalisyon ortağı Türkler, o zaman niye Türklerin durumu kırsal alanda bu kadar kötü? Şimdi kötü durum diyemeyiz. Neyse bütün Avrupa fonlarından gelen yardımlar her Bulgar vatandaşı, Bulgaristan vatandaşı bu fonlardan kullanma hakkı var. Kim bu projeyi yapıp da kim aday çıkıp da bu fonları kullanmadıysa durumu öyle olacak. Avrupa fonlarının oradan gelen paraları istifade etmek lazım. Tabii bunlar böyle sayılı para vermiyor. Projeye karşı para veriyor. Bu projeyi hazırlamak için bizim hazır kadrolarımız lazım. Şu anda bizim tam net böyle hazır kadromuz yok. Ama yavaş yavaş oluşturuyoruz böyle kadroları. Böyle ekipler oluşturuyoruz. Belediyelerde olsun, valilikte olsun. Çalışıyoruz. Bir yıldan beri başarılar da var. Projeleri yapan tahsisat alabiliyor değil mi? Evet, alıyor. Evet, o yolu bilen kazançlı çıkıyor. Tabii. 500 milyon euro Avrupa fonlarından gelmişti gelmesine ama halka ne kadar ulaşmıştı bilinmez. Zaten Avrupa fonlarını kullanabilmek bir maharet işiydi. Razgrad valisi Behçet Küçükov, Avrupa fonlarına ulaşabilmek için iyi proje şirketleri tanımak gerektiğini söylüyordu. Eskiden alımlar nasıldı, şimdi alımlar nasıl? Eskiden alımlar daha iyiydi bence. Daha mı iyiydi? Şimdi her şey kalktı. Alımlar yani hep aynı fiyatlarda giderler. Alımlar aynı fiyatlarda giderler. Geçim şimdilik zorluğu çıkıyor tabii. Geçim zorluğu çekiyoruz. Evet. Bu şekilde yani evet. Geçim zorluğu çekiyoruz. Evet. Devlet tütünle boğuşuyoruz. Tütünü ama devlet alıyor, değil mi? Tütünü devlet alıyor. Şimdi o da özelleşti. Devlet şeyinde var da yani buradan Şumlu'dan gelirler, alırlar bizim taraftan. Şumlu'da olan özel. İyi para veriyor mu tütüne? Ne kadar mesela? Aşağı yukarı bir 3 leve düzülü yeri. 3 yani, leva. 3 levaya düzülü yeri, 3 lev. O dolayda. 3 leva nesi şey Timur? 1,5 euro. Hayır, 3 leva nesine, 1 kilosuna mı, nesine yani? 1 kilosuna mı? 1 kilosuna, evet. 1 kilosuna 3 leva. Evet, 3 leva. 1,5 euro.